Kərk Türkmen Milli Televizyonu seyircileri vaxtınız xeyir olsun. Türkmen Edebiyatı Programı'nın yeni bir programında şu an ekranlar başında tüm bizi izleyenlere buradan kucak dolusu saygı, sevgi, məhəbbətimizi iletirken hepinize programı sırasıyla en mutlu anlar getirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Değerli aziz seyircilerimiz, tabi ekranlar başına hiç ayrılmamalı. Bu hafta çok değerli, çok kıymetli bir şairimiz stüdyoda bulunmaktadır bizimle beraber. O da Yaşar Saçuzun. Yaşar Saçuzun'a geçmeden önce programın çeşitli fakaraları var. Onları size anlatacak her haftaki taki. Programın ortasında da güzel şairler var. Bu hafta o kadar şiire değmeyeceğiz. Türkmen sözü. Türkmen'de olan sözler, bazı sözler var ki itibdi. Onları konuda ele alacağız. Ama programımızın ilk fakarası tabii yeni bir kitabımız var. Kitaba kitabı da Bağvan Məni Yaralama. Bu kitabın adıdır. Bağvan Məni Yaralama. Tabii bunun müellifi, bunun yazarı Şerefat Dağıstanlı. Ben Azerbaycan'da olarken Şerefat Hanım tabii özü bu kitabı bana hediye etti. İçinde de çok güzel şiirler var. İçinde şiirleri var. Değerli sanatçımız Türk Eser sanatkarı Sibil Can, İbrahim Datlısaz bunun şiirlerini okuyubdu. Şerefet Dağıstanlı kimdi? Onu sizlere kısacasına bir şeyler anladım. İçinden de güzel şiirleri var. Bir iki şiirlerini sizinle armağan edeceğim. Adı İdrisova Şerefet Abdülcemil kızı. Soyadı Şerefet Dağıstanlı. Tabi Dağıstan çok kimse var bilmez. Dağıstan bir işgal olunmuş bir yerdi. Rusya'daydı. O memlekette çeşit çeşit milletler yaşar. Ama çoğunluğu Türk'tüler. Bu Şerefet Dağıstanlı tabi o Dağıstan'dan gelmedi. Şerefet Dağıstanlı 22-4-1939 yılında Rutur rayonunda Dağlar koynunda Cilxor kentinde dünyaya gözlerini açtı. Atası Abdülcemil 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nda 5 kardeşiyle beraber muharebeye katıldılar. Hiçbiri geri dönmedi. Yani babaydan 4 kardeşi gidiblər muharebeye katıldılar. Ama savaşta hepsi Allah'ın rahmetine kavuşurlar, şehit olublar. 1945 Mayıs ayında anası Samur çayında helak olmuştu. Ola diyorlar helak olmuştu. Biz diyarık vefat etmişiydi. Ola helak diyorlar vefata. 1945 Mayıs anında anası Samur çayında helak olmuştu. Yani vefat etmişti. O zaman kardeşi Hacı Ali ve Habil ile birlikte Qax rayonunda yaşayan akrabalarıyla yaşamaklarını sürdürdüler. 1960 yılda Azerbaycan'ın tanınmış yazıcısı Halide Hasil Ovak vasıtasıyla Bakı'ya köçtü. 1950 yıldan bu yana şiir ve yazı yazmaya başlamış idi. Bir şiirini size armağan edeyim. Bir şiirinde deyir, tabi öz şiirlerinde ben konuşuram. Gönlüm şiir isteyir. Biz deyirik gönlüm şiir istir. Özü deyir, gönlüm şiir isteyir. Gönlüm şiir isteyir. Kızıl kimi, dur kimi, narahat, araz kimi, sakit axan, kür kimi. Gönlüm şiir isteyir. Ay kimi, güneş kimi, gözlerimde mehabbet, kalbimizde ateş kimi. Gönlüm şiir isteyir. Dağda şelale kimi, kızların yanağında açılan lala kimi. Demirəm şiirlerim her tarafta baş olsun. Deyirəm nesillere, ellere kardeş olsun. 1957 yılında bu şiirini yazmış idi Şerefat Hanım. İkinci şehri yurdumun şehitleri. Eğilmez başımızdır, eğilmez başımızdır, kanlı gözyaşımızdır, tarih yaddaşımızdır, yurdumun şehitleri.
Azdadı babak olan, ataşlardan yoğrulan, öz andını doğruldan yurdumun şehitleri. Her anaya azizdi, necə paki təmizdi, yurda kurban kəsildi yurdumun şehitleri. Neçə bahar yaz olub, gedib el çatmaz olub, çoxu tanınmaz olub yurdumun şehitleri. Sustunuz bulak kimi, sustunuz bulak kimi, söndünüz çırak kimi, sındınız budak kimi yurdumun şehitleri. Andı amanı vatan, karanfile bürünen, xiyabanı bürüyen yurdumun şehitleri. Her biriniz bir yıldız, cergemizden üzüldüz. Her biriniz bir yıldız, cergemizden üzüldüz. Cərgə cərgə düzüldüz yurdumun şehitleri, yurdumun şehitleri. 1992 ilinde de Şərəfət xanım bu şiiri yazmıştı. Son şiirini aldık, olmuram. Tabii 1965'te Ağustos ayında Şuşa məmləkətində yazmış idi. Şuşa da tabii bir məmləkətdir, şimdi Ermənin işğalı altındadır. Yani Azərbaycanın işğalı altında dəyir, hükmündə dəyir. Şiirin adı Olmur. Yayda Qarabağın seyrinə çıxasan, yayda yani biz deyirik yaz günü, qast edirəm. Yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, sən Şuşada qonaq qalmazsan olmur. Çıxıb akşam üstü cıdır düzünə, Vakıfın gönlünü almazsan olmur. Göksədən o yana Laçindən bəri dolaşıb Ağdamı geçib Bərdəni, ürəgi yanında içib tərtəri, qarx qızda xəyala dalmazsan olmur. Uşaqlar dil canda muruq yağanda, kəpəzdə qoşqarda dolu yağanda, ceylanlar oylağı mildə moğanda, vurğunu yadına salmazsan olmur. Bizim Qarabağın elinin toyunda, bizim Qarabağın elinin toyunda süzür duruna kimi gəlin toyunda, Şərəfət şüşənin cənnət qoynunda gönlün sazını çalmazsan olmuyor, gönlün sazını çalmazsan olmur. Çox sağ olsun, var olsun Dağıstanlı şairə. Şərəfət Dağıstanlı, təbii onun haqqında çox qısacasına bəzi şeylər sizlərə açıqladıq. Dəyərli əziz seyircilərimiz, təbii bir parça şairimiz də var. Bilməm nə ki, seyircilərin çoxu mənə deyir, çox nənəyə önəm verir, nənə şairi çox istəyirlər. Təbii bir həftə həm müsafirim Yaşar Saçuzun bir ana şairi hazırlayıbdır, inşallah qarşınızda olur. Biraz sonra bir de bir güzel şiir hazırlamışıq siz üçün, Baxtiyar Vahabzada. Baxtiyar Vahabzada Azerbaycan'da çok büyük bir şairdi. Onun böyle kısacasını, biyografi hayatına sizlere bazı şeyler açıklayalım. Sayın Yürütmenim şimdi hazırlayıbdı, onun ana şiirini size verecekti. 16 Ağustos 1925 yılında Şakı diyarında dünyaya gözlerini açtı Baxtiyar Vahabzada. 1934 yılında Bakı'ya taşındı ve yaşamağının son gününe kadar Bakı'da kaldı. 13 Fevral özlerinde, yani Şubat ayı biz deyirik, 13 Fevral Şubat 2009 yılında vefat etti. 83 yıl yaşadı. 1963 yılında anası vefat etti. Anası vefat ederken 7 gün sonra ana şiirini yazdı. Tabi, bakın indi Sayın Yürütmenim bu şiiri verecekti size. Bir kız okur özün, o kızın da adı Gülezar'dı adı zannedersem. Çok güzel ifade eder özün. Tabi rahmetli şair Baxtiyar Vahabzada özü de oturup şiirini dinir. O kız okur, özü anasının şiirini eşidir, yığılır.
Sayın Yönetmenim hazır ise o şiiri hemen seyircilerimize armağan edin edeceğiz. Buyurun. 63. yılda Bəxtiyar müəllimin öz anasına yazdığı şiiri sizlere okumak istəyirəm. Ne tiz ellerini üzdün dünyadan. Balanlık tək koyup hara getdin sen. Necə yok olurmuş bir anda insan. Elə bil dünyada hiç yok imiş sen. Güneş qürub etdi, otaq qaraldı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. İndi düşünürəm, senden ne kaldı? Gönlümde hatırın qara xal kimi. Məni boya başa yetirdin ana. Bizə borclu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin ana. Mən seni yola saldım dünyadan seni. Sen gene beşikdə lay lay çalmışsan. Cenazemde mi? Yuhum şirin olsun deyirdin bana. Yuhum şirin olsun deyirdin sana. Mən gerek başına dönem dolanam. Məni hayat için yatıran anam. Söyle ölümsün. Necə yatırım seni mən bugün? Bu necə dünyadır, anlamıram ben. Cilvesi cür be cür, rengi cür be cür. Dünen nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp, başa dönüptü. Bu necə dünyadır, insanoğlunun hayalı göydədir, özü yerdədir. Sağ ikən çiğnində hayatın yükü, öləndə cəsədi çiğinlərdədir. Bu necə dünyadır? Bu necə dünya? Ölümü həqiqət, hayatı dünya. Anam, hiç kəs seni incitmemiştir. Mən seni incidən qədər. İndi kim açım dərdimi bir-bir? Kim mənim dərdimə yanar sən qədər? Evin hər küncündə görünür yerin. Gözüm axtarcıdır. Ana, ay ana. Nənəm hanı deyir körpə Azərin? Mən nə cavab verim ona? Ay ana. Bilmirəm bu ölüm nədir həyat var ikən? Nəfəsin ay anam hələ evdədir. Gözün yer altında daşa dönmüsən. Kimləri çağıraq bugün yeddiyə? Xalalar, bacılar soruşur məndən. Anamdan soruşaq, o bilər deyə. Sənin otağına üz tuturam mən. Anam, tapşırıldın ana torpağa. Bu ölüm sinəmə çəkdi dağ mənim. Sən mənim arxamda bənzərdin dağa. Elə bil arxamdan uçdu dağ mənim. Bugün 7 gün oldu, anam 7 gün. Bizimle beraber ağlar otaklar sana, yalnız sana.
demək üçün nə qədər könlümdə mənim sözüm var. Ömrü başa vurdum 60 yaşında. 60'ın üstündə durub yaşında. Artıq mənim üçün dayanan zaman sənin üçün dolanır. Gün keçir. Sən məndən uzaqlaşırsan. Mən sənə gün bə gün yaxınlaşır. Dəyərli əziz seyircilərim, umarım inşallah bu Bahtiyar Vahabzadanın ana şəhəri gönlünüzə görə oldu. Təbii qulaq asaydınız, çox gözəl sözlər var içində. Yəni, çox gözəl qasıdlar kullanıbdır bu şəhərin içində. Cömətin öyrə də olsun. Dəyərli əziz seyircilərimiz, təbii proqramımız canlıdır. Kim istərsə bizə telefon açsın. Telefon nömrəmizi sayın, yönetmən qulağıma desə, unuttum özünü. 0770. Alo. Sayın yönetmen, telefon numaramızı şimdi alt yazıda da verecektiler. Bu telefon numaramıza inşallah bizlere ulaşabilirsiniz. Herhangi bir görüşünüz var ise, ister şairden danışarsınız, konuşarsınız, istersen. Bəli. Tamam. Mən bunu yazacağım, daha yanımda çevireceğim, hatta daha yadımdan çıkmasın. Doğru. Değerli aziz seyircilerimiz, tabii sayın yönetmen kulağıma deyir, 0770-205-52-85. Bir daha tekrar edeyim telefon numaranı size. 0770-205-52-85. Bu numarayı da bizlere ulaşabilirsiniz. Herhangi bir görüşünüz de varsa, konuşmak isterseniz, biz inşallah seva seva sorularımıza cevap vereceğiz. Gelək değerli misafirimize, tabii ben programın evvelinde dedim, çok kıymetli, çok değerli. Son zamanlarda Yaşar Saçuz'un şiiri bırakıp bir yana Türkman sözünden ilişki saxlayıbdı. Mən bilirsəm 3 ildir, 4 ildir bu adam çalışır, istəyir bir kitab qoysun meydana. Kitabın da adını şimdi özü sizə deyəcəkdir. Mən bu konulara geçməzdən öncə bir konu var, ona dəymək istəyirəm. Amma ilk oradan bir xoş gəldik deyək misafirimize. Yaşar Efendi programımıza xoş gəldin, safalar gətirdim. Xoş bulduq, sağ olasın, təşəkkür edirəm sizdən. Yaşar Efendi təbii şey konusu var, şeva konusu var. Türkmanda, bəli. Biz deyirik, yani, hər kəşənin bir şəkil, bir dili var, bir şəkil konuşar. Bax, indi bu kitabı biraz öncə dedim, bağban məni yarama, onlar biz bağban deyirik. Tamam. Onlar bağban deyirlər. Bir şey var məsələn. Duzda bağban deyirlər. Duz xalxı bağban deyirlər. Bəli. Biz bağban deyirik, onlar bağban deyirlər. Bəli. Türkiyədə də bağban deyirlər. Təbii bu güzel bir məsələdir. Biz inşallah buna gelir inşallah. Gelecek. Ama bana gelmezden evvel Yaşar Efendi bu çalışmalar buradan sen biraz söz edersen seyircilerimiz için. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çalışmalarımız hardan başladı? Dördüncü ile girdik inşallah. Türkman sözlerinde ipin ucu bir kitap meydana koyabildim. O inşallah İndi basılmaq yerində, basılacaqdır inşallah. İnşallah. Türkman sözlərində, əfəndi, bizim günlük həyatımız, bazarda, evdə, çalışmamamızda, şəhərimizdə, qoryatımızda, həbsin saysav-saysav 250 kəlimənin içində dolanırıq. Bəli. Yəni, bütün konuştuğumuz 250 kelimədir. Bu sözlərdə arada dolanır. Amma sən gəl-gələlim, baxsa o bizim tariximizə binlərcə sözlərimiz var. Harada qaldı bunlar? Müfredətimiz var, sözlərimiz var, cümlələrimiz var. Bəli. Heç birisi arada dilə də gəlmir. Bəli. Yəni, itti. İtməyibsə, itməğə gedir. Bəli. Deyəqin.
Yaşar efendim, ben yani duyduğuma göre sen bu kitabı 20 kapı yapıpsan. Evet. Yani her konunu bir kapıya alıp. Kapı kapıdır. Kapı kapı alıpsan özün. Biz buna geçmezden önce Yaşar Saat Uzun. Bəli. Ben Sirvan Saat Uzun. Bəli. Yani özü istedim bir seyircilere tanıtırsan. Tabii ben Yaşar Saat Uzun benim dayım oğlu olu. Sen özü bir graf hayatından çok kısacasına bir söz ile sonra girerken konulara. Yaşar Saat Uzun 1953 doğumunda Musalla Mahallesi'nde. Bəli. Bir edebiyatçı ailenin içinde töredi. Bu hafıza malumdu. Çocuk büyük olunca etrafını ne görür, evde ne görür, başar onu taklit etmeye. Bizim evde, ben uşağıydım, koyatlar deyilirdi, şiirler deyilirdi, tapmacalar deyilirdi, matallar deyilirdi. Bu beni etkiledi, yani benim de basıldı, bunlar basıldı mende. Etkiledi sana. Basıldı mende. İşte 75'ten sonra başladım yazmaya böyle, 75-74'te bir memur oldum, devlet memuru. O zaman durdum, yazıdan durdum ama özüm hiç yazabilirdim. Ama evet, yazıyı atabilmirdim. Böyle. Memur idim, özünüz de bilirsiniz o dönemde. 2003'ten sonra başladım, ne var idi hecibemde, hapsini çıkarttım, attım yazıya. Maşallah. Ha. Maşallah. 2015'te başladım, şiir koryatını durdum, başladım Türkmen sözlerinde işlemeye. Bahsettim özüne, eleştiriye vurdum, kalbile vurdum, böyle filan çıkarttım hapsini meydana. Güzel. Eğer isterse bundan da... Şimdi ondan söz edelim. Yaşar Efendi, bak bir konu var. Çok önemli, ona da girmek isterim. Ben çok televizyonlarda yani benimle görüşme yapıplar. Benden sorublar, şiir merakı sende nece doğdu? Sen şimdi söz ettin. Hani ben bazı sözü diyende ben haz ederim, şahadım yanımda olsun. Sen şimdi bazı sözler dedi. Ben her vakit yerdim. Benim 7 dayım var idi. Kış geceleri otururdular. Teker teker koruya diyerdiler. Her birisi mesela derdi dağ üzerine. Doğru. Her birisi bir kore diyerdi. Sen benden uşağıydın. Yani ben bu hakikati diyendim, sen benden küçüğüydün. Dağ üzerine diyerdiler, sıraydan dolanırdı. Sonra gül üzerine, sonra bülbül üzerine, sonra ayrılık üzerine. Kim dursaydı bir anne atardı orta yere. Aha. Bir dört filiz atardı orta yere. O zaman atardı. Evet. Orta yere bu benim yadımda yok. Durmasaydı 4 filiz atardı. Tamam, dursaydı. Doğru değilsen. Yaşar Efendi tabii... Ben uşağı hekimlerin arasında sen aynı benim taki dedi o aile yani biz edebiyatçı bir ortamda açıldı, damağımıza açıldı. Yaşadık, büyük olduk. O yüzden bunun edebiyatı, muhabbeti bizim ürəyimizdə yerleşti. İster istemez. Ha. İndi gelin biz birinci konumuza kitaptan farklı sözler. Farklı sözler ne demekti? Bizim dilimizde bölüm var, kapı kapıdır. Böyle. Sözlerimizde farklı sözler nedir? Farklı sözler cümlede kelimenin yeri var. Eğer koryat olsun, eğer şiir olsun, eğer sepme sözler olsun, kelimenin yeri var farklı sözlerde. Mesela farklı sözler, bir örnek veririm, hatta yakın olsun size. Böyle. Mesela asmanla gök yine farkı var. Şimdi bir denen sonra asman nerede, gök nerede der, işte o asman o da gökde. Böyle. Ya bu eğdin işi asman değildi, gökde değildi. Ha. Yoksa bas asman değildi. Yaşar Efendi, şimdi bu bazı adamın şeyine girmez yani, aklına girmez. Buna Arapçada... Bir dakika sözü şekerden kesin, bir telefonumuz var. Buyurun. Hemen Allah olsun. Alo, buyurun. Alo. Alo, alo. 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 Vaktiniz hayırlı olsun. Alo. Alo. Alo, buyurun. Vaktiniz hayırlı olsun. Sen alo. Buyurun, kiminle konuşuyorum? Vaktiniz hayırlı olsun. Sağ ol canım, sağ da vakti hayırlı olsun. Necesin? Allah razı olsun. Ben Ahmet Kalali. Ahmet Kalali programımıza hoş geldin, sefalar getirdin. Allah razı olsun. Kabul ederse ödedim sana bayi. Çünkü ben Batı oğluyum. Gözümün üzerine bacım oğlu Ahmet. Hoş geldin programı. Allah razı olsun. Sabah katıldığın şehirleri programı aydınlattı. Sağ olasın, teşekkür ederim, var olasın. Misafir oluyorum, hoş geldin, sefalar getirin. Dir misafir oluyorum, hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Özle teşekkür ederim. Selamlarım. Allah razı olsun. Bayağı bu programımızın konusu tamamen çok ilgilendirdi. Böyle.
Zaten bunun da önce Mehmet Değerler'in ciğerlerimiz parçaladı. Allah razı olsun sizden. Sağ olasın. Programımızın konusu bu atasözü şimdi bu çok şehirlerimiz bu kopra kapatın yenge kakan şehirlerimiz diyebiliriz kovabilerine şehir. Çok şehirlerimiz bu dağaya dönüldü. Yani eski şehirlerimiz hani şehri okuyanda atasözüydü. Bir parça atasözüydü. Doğru. Şimdi şehirlerimiz bir parça bu dağaya dönüldü. Ahmet, Türkmencede bir söz var, bak Arapçada var. Türkmencasını diyeyim sana. Her kap öz içindekini sızar. Arapça Arapça dili el ina uyan zahib ma fi. Yani bu söz var. Baktı bazı şairler var, dilsen bedai hazırı. Baktı o mesela oğuruyuptu bir şeye, bir azı oğuruyuptu. Baktı sevgilisine, yoksa da bir dostu var, ona zulmedipti, ona bedaidir şiirlerini bir şekilde yazdı. Ama şair, biz demişik, milletin aynasıdır. Gerek bütün konuları ele alsın, ister beda olsun, ister nene olsun, ister kardeş olsun, vatan olsun, ayrılık olsun, gurbet olsun, bütün konuları gerek ele alsın. Tamam, memnunum senden dayı, Allah razı olsun. Çok sağ ol. Bir parça şiir de yana üzerine çok okuduğunuz, bir parça şiir olsa o kala üzerine memnun olurum sizden. Tamam, tamam. Ben şimdi... Tamam, kalın. Tamam, çok sağ ol. Sen telefonu kapa, şimdi ben sana armağan ederim. Tamam. Tabi Ahmet benim bazım oğludu. Bize telefon açtı. Diri kala üzerine bir horiyet bana armağan ilacına. Dedi, ihtilaf düştü kalam. İhtilaf düştü kalam, derbeder kaldı balam. Gelsin bir tekbir kursun, salın o dosta salam. O dosta kimdir özünüz bilirsiniz. Yaşar efendi, konumuz. Kısaca aslında. Arapça, burada bak, insan dedi gökden asman. Tamam. Farkı ne? Yani bazı kimse bilmez. Ama Arapçada tam ayet. Arapça atıklar özü. Arapçada ha. Atıklar özü. Asman asema demek. Asman sema. Evet. Ama gök fada. Fada, fada yani demek. Asmanın yukarısı. Tamam. Mesela bizde var bütünen bitav. Ha. Bir şey o mesela zaki şey o mesela sahirdi. Ha. Bütün mesela bütün nerede? Bitav nerede? Yer aynen de. Aynen derci. Böyle. Yoksa bu dili kuran nişi bitav kurdu nişi bütün kurdu. Doğru. Bütün bir parça kırılmayan parçadı. Böyle. Mesela diğer, ben Sirvan Efendi'ye bir bütün 25 bin dinarlık verdim, yani kırmızı. Böyle. Ama diğende o bitav 5 beşlikti. Aynı 25'ti. Bes süksüz parçadı. Böyle. Süksüz parçadı. Yani 5 beşlik olsa? Aynı 25'ti. Bes bitavdı. Böyle. Bazı şeylere yara o bitavdı, yani hele kapanmayıp. He. Hele parçadı yara o. Böyle, böyle. Bütün olmayıp. Bütün olmayıp. Ha, he. Bitavdı. He. Yara o bitavdı. Böyle. Bak bu dili Kur'an. Yoksa... Bilmez indi deliden divananın farkı neydi? Bu farklı sözlerdi. Adı özendi farklı sözler. Böyle. Bu bir kapıydı. Deli neydi, divana neydi? Deli dengesini kaybedipti. Hmm. Haberi yoktu dünyadan. Ama divana yok, aklı başındaydı. Böyle. Bili, para neydi, peşlik neydi, pislik neydi, namaz neydi, dünya neydi? Ama bir etki altında kaptı. Böyle. O etki neydi? İmma ilim, imma din. İmma atifa. Böyle. Ya okumaktan oldu. Üçüne tesir oldu. Bir ayrı aleme geçti. Ayrı dünyası, kaz dünyası oldu. Tamam. Okumaktan oldu. Yoksa sevdeden oldu. Hmm. Yoksa da dinden oldu. Aşk, Allah'ın aşkı, peygamberin aşkı okumaktan bir ayrı dünyaya geçti. Böyle. Bu da farklı sözler. Hmm. Bir de şey, ben yadı basalım. Bittiğinden tükendi. Bittiğinden tükendi. Çok kimseler tamam. Var, tükendi bilmez nerede. Ha. Özü kişi aynı sözdü. Ha. Bas farkı var. Farkı var. Yani burada bak değerli aziz seyircilerimiz. Ben her vakit diyorum, dünyada en zengin dil Türkman dilidir. Maşallah. Bes yazıklar olsun yani, bak geldikçe itirir. Yani ben o gün bir genç şairimizle oturmuş idim, bana bir şiir gösterdi dedi, abi bunu doğrulamam çünkü bazen bana bir demişim de. Dedim o zaman bunu sil yerine bırak tükendi. Bana dedi tükendi nerede? Tükendini bilmir nerede? Gördüm. Evet. Bu dili Kur'an yoksa bes Kur'an'dı bitti. He. O tükendin iş kurdu. He. Farklı sözler bunlar. Cevap cümlede bitti sır yoksa tükendi sır. Şiir yazsan, avukoriyet yazsan. Burada bitti sır senen yoksa tükendi sır. Bak Arapça buna atıkları. Bitti inte. He. Ben burada bir bardak su var.
Resmen başma seçerim özüm. Bitti. Hepsini bitti. İntiha. Evet. Ama bunu parça parça içsem. Tükendi. Tükendi. Arapçası nefed. Nefede. Parça parça aldım. Nefedeydi. Parça parça aldım özüm. Yani Yaşar Efendi bir depo nefti var. Ha. Günde içinden bir galon alırsan. Mesela tükendi. Ha. Neftim tükendi. Neftim tükendi. Parça parça alıyor. Parça parça alıpsan o tükendi. Ama bitti intiha Arapçası. Dek kardeşi geldi bir nefti yoktu. Sen bir depo hepsi mi verdi o zaman? Diğer neftimiz bitti. Bitti. Evet. Ya tükendi bitti. Sen ha. Parça parça vermedi o zaman. Güzel. Bu farklı sözler. Bu farklı sözler. Gerek ikinci. Affedersen şey. Bir kere bu. Mende takriben yüzlerce söz var böyle. Yani biz yüzlerce ha, bir örnekle aldık. Programa göre yani örnek vaktimize aldım. Göre her birisinden 3-4 tane aldık. İndi geldi güzelleştirme sözler. Güzelleştirme sözler. Güzelleştirme sözler neydi? Kelime de bir kelime de hazı vurur gözüne bir nagma verir. Mesela kapkacağı yıkıştırdım. Kavu bildik kacak neydi? He. Güzelleştirme neydi? Kapkacak. Bir nagma verir özüne. He. Güzelleştirir sözü. Tamam. Mesela kalçanı kaldırdık. Kalını bildik kalça neydi? Mesela ezer bezer konuşur. Ezeri bildik bezer neydi? Yani bu sözler güzelleştirir. Yani bir nagma verir özüne. Bir nagma verir, bir güzellik verir sözü. Arapçada da var. Bu Arapçada mesela der ya ba when len in the when bildik hara geçsen belin neydi? Evet. Güzelleştir özünü, nagma verir özüne. Wayne, Lane. Ha, tamam yoksa doğru diyorsun. Bundan da güzel örnekler aldık. Bir de çatma sözler. Ha, çatma sözler de var bizde. O ne çatma sözler? Bana bir kapadı çatma sözler de. Bakarsan diyerek filanla üz üze geldik. Üz üze geldik. Çatmadı üz üze. İki kelime çatma. Kol kola. Kol kola bel bele verdik. Bu işi bitirdik. Baş başa çattık. Baş başa çattık. Diyemek baş başa verdik. Baş başa burada çattık yani. Ayak ayağa. Dal dala verdik. Bak burada verdik geldi. Bu işi bitirince. Ayak ayağa çattık bu yolu bitirince. Çat ayak ayağa. Üz üze. Göz göze. Dal dala. Bala çatma sözlerimizdi. Tüçmanca sözlerinde çatma sözler diyelim buna. Bu da uzun bir kapıdır. Mesela örnek verip bir kelime. Yaşar Efendi şimdi 3 şey aldık. Tabii bizde 10 kapı ben almışam. 10 kapını senden soracağım bunları. Her birisinden de örnek vereceğim. Burada bir ara verelim sana. Bir parça şair alalım senden. Olur hiç olmaz. He. Bak çok zaman şairler dedim yani nene üzerine çok yazırlar. Ben şimdi sonra nene üzerine okuruk. Onu sonra okuruk. Ben onu istemiyorum. Yani. Sen baba üzerine yazıpsan. Dede üzerine yazmışam, nene üzerine de yazmışam. He. İndi baba şiirine Allah'ın senden oldu. Memnuniyetle. Seyit Sarımız Erbakan'ın. Halk şiirinde güzelliğine bakın. Be. Bakın halk dilinde şiirimiz güzelliğine yani, bakın. Sen bu baba şiirini halk dilinde yazıpsan. Dede. Dede. Halk dilinde. Sırf halk dilinde. Be, sırf halk dili. Dedeyden babanın da farkı var ha. Ha. Dedeyden baban. Biz yani babanın babasına dede diyerek diyelim. Yani koca diyebilirler. Böyle koca da diyerler eskiler. Dede de diyerdiler. Mesela baba, gelindek bibiye. Bak şimdi bir şey o meselesidir. Babanın nenesine, o nenenin nenesine. Tüçmanca sözlüğünde anne değil, karne değil, bibi değil, büyük baba, büyük nene değil. Tamam. Bir kere bu yerine göre şey o mesela. Plan yerde Talaper'de böyle diyorlar. Duz'da böyle diyorlar. Bu Arapça da var. Şimdi baksa o dillerine Musul'dan Basra fark eder. Basra'dan Bağdat fark eder. Doğru diyorsun. Dilde. Fark eder. Şey o mesela. Şey o mesela. Ama dil değildi. Arapçadı Arapçadı. Tamam. Tüçmanca'dı Tüçmanca'dı. Ben dedim ta ki babanın sözü. Her birisi bir şeydir o. Şey o meselesidir. Doğru diyorsun. O şiir alakın senden baba malını, dedem dede. Malını. Dedem. Bir yiğit gördüm 70 yaşında. Bir yiğit gördüm 70 yaşında. Salta girmişti müşkü başında. Bir yiğit gördüm 70 yaşında. Salta girmişti müşkü başında. Kazma yıldızı üzüş kaşında. O benim dedem idi, dili bal badamıydı. Güzel. Döget bilagili hanser belinde. Döget bilagili hanser belinde. İlana benzer çöken halinde. Koruya musalla her dem dilinde. O benim dedem idi, dili bal badamıydı. Güzel, çok güzel. Eli vergini gözü tok idi. Ali vergili, gözü tok idi.
Koşu, akraba, dostu çok iyiydi. Dilinde yalan, gıybet yok idi. O benim dedem iyiydi, dili bal badam iyiydi. Güzel. Büyük pazarda sabah gezerdi. Büyük pazarda sabah gezerdi. Gazal, koryat, gece düzeldi. Bayat okurdu, destan yazardı. O benim dedem idi, dili bağlı adam idi. Güzel. Köprü başından baktı kalaya. Köprü başından baktı kalaya. Dedi uğrasan büyük belaya. Şikayet etti arş-ı alaya. O benim dedem idi, dili bağlı adam idi. Yolda yoklardı sağın solunu. Yolda yoklardı sağın solunu. Düşman yok idi bursun kolunu. Gel saç uzun sen tut yolunu. O benim dedem idi dili bal badam idi. O benim dedem idi dili bal badam idi. Kalamına sağlık. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Öreğine sağlık. Bu kakşenin hoşluğudur. Gel çekten güzelleridir. Güzel konular alırsan, güzel ifadeler edirsen, yani bak bir konu derdi, o deysen gözü tok idi. Gerçekten rahmetli dayım, baba gözü tok bir adam idi. Bir olay adıma düşür Yaşar. Bir gün geldim size, sen evden çıkmış idin. Bir kere sizi o eviz, kapı kapının arkasında perde var. İçeri görünmez. Baktım kapı çıktı, kapını çaldım. Nene, dayım arvadı, kimdi dedi, dedim benim Sirvan. Sirvan dedi, geç içeri, bana dedi. Ben de girdim içeriye, baktım, kimseni görmürüm. Ses havuçtan geldi bana. Nene dedi, bana Sirvan geç içeri ama ben görmürüm. Baktım havuçta, takriben böyle bir yarım metre, bir metre boyunca tamata kalkıp. Sandıklar düzülü tamata. Ben dedim, dayı arvadı, haradasın, görmürüm seni. Dedi, buradayım, burada. Bana başım şeyde elim baktım tamataların içinde dedim bu nerede dedim ben ne dedim dayı var macun tamata suyu dedim dayı var dedim bana bunu dedim bunu macun tamata ile var tabi eski bizim folklorumuz ne güzeliydi bak ben... o tamatanın suyunu sıkardılar sinirlere bırakırdılar bırakırdılar özün dama güneşe onun suyu giderdi tamata katı suyu tamata suyu kalırdı onun şişeleri i̇şte doldurdular bu da turasımızdan biri bu da bizim turasımızdan biriydi saygım salamım hemen hemen Yaşar efendi ne bunda diyeyim senden hem inde 90 yaşında da inde 30 saatçe 90 şiir bir bekazı diyersin. 90 koret bir bekazı diyersin. Tabii indi bize seyredir. Ben buradan saygım salamım gönderirim özüne ellerinden de öperim. Hakikaten altın bir arvattı. Altın bir arvattı. Kültürlü, milletin sevan kadar icadı. Yaşar efendi, bana ruhsat verse olaylı koretlerimiz var. Seyitçerimiz çımından söz edeyim. Doğru. Değerli aziz seyitçerimiz, ağzımızda şey konusunu girdik, olaylara dayanan horiyatlarımız. Tabii saygım salamım değerli sanatçımız Yaşar İzzeddin Nehmet'e. Bundan 5 gün evvel yanımdaydı. Dedi bir güzel horiyat diyeyim sana, olayını da diyeyim sana. Bunu bu hafta programı da oku. Gerçekten ben çok sevdim horiyatakanı. Olayın da dedim artık. Ben de olayın şimdi sizi için konuşayım. Bir zamanında Bağdat'ta bir sokakta toy var imiş. Bir oğlan da o sokaktan geçirdi. Bu oğlan da sesi çok hoş imiş. Yani alem tanır özünü. Bilir toylarda okur yani sesi hoştu. Bir sıtfa o dakikada Kürükhan'ın amisi oğlu çıkar kapıya. Bu da kapıdan geçirdi. Bunu görünce ilişi koluna hemen çeker özünü içeriye. Çeker özünü içeriye rica ederler özüne, diyorlar bizim o sasudan bir neçen mani salacının eşlahan. Bu da sorar iş olduğunu, der Kürükhan kimdi? Der işte Kürükhan amma oğlu filandı. Der idi kimi alıptı? Der mesela yani. Der dayı Kurşid'in kızını alıptı. Dayı Kurşid'in de kızı bunun sevgilisidir. Dayı Kurşid'in bir tek kızı var, bunun sevgilisidir. Orada yani bir durumda kalı, çok fena bir durumda kalı, çok üzülü oğlan. Arın koyar kulağına bir horiyat çağırır. Horiyatında diyor ben buraya sese geldim.
Ben bura sese geldim, sese, havasa geldim. Bak, geçirmiş sokaktan, orada ses varmış. Mahni çağırırlar, müzik varmış. Girip de içeriye bir havas olup özünde. Burada havas zavk demektir. Orada otururken zavk alıp, ben bura sese geldim, sese, havasa geldim. Sen deme gelin yarım imiş, ben bura yasa geldim. Yani bu eşidince sevgilisidir bu oğlanını alan, bunu çibiryası olup, bu koryatı diğer kakar çıkar yazıyor. Bir de dönakın konumuza Yaşar Efendi. Bizde hana ile çok sözler var. Hanaya bağlı. Mesela hanaya bağlı var. Hastahana. Çayhana. He. He. Samunhana, kebabhana. Bu sözlerimizde var hana ile gelen. Bu hana ne demektir? Hana yer demektir. Arapçası mekan. He. Yer. Çay yeri. Hastahana hasta yeri. He. Kebabhana kebab yeri. Samunhana samun yeri. He. Hana ile biten sözlerdi. Bari bari. Var bizim sözlerimiz var. He. Çay hana çay verirler orada çay yeri. Mesela tellekhana kumar yeri. He. Tellekhana. Telle bizim dilimizde kumardı. Bəli. Halk dilinde. Bəli. Tellekhana kumar yeri. Hı. Ebele. Bəli bəli. Ha bunlar var. Ha bunlar da alıpsam kitapta. Almışım bunlar da Konya. Almışım. İyiydi Yaşar Efendi. Bir de bizim bas ile. Bas ile biten sözlerimiz. Ha bizde var horuz bas. He. Kuş bas. Hille bas. He. Gördü mü? He. Oyun bas. Bu bas ne demektir? Bas. Bir sanatta icidliği var. İcidliği var bir sanatta. Ha, mesela jump bass. Özü jump İngilizce'de alınıp bizim dile geçip de. Tüngülmaktan. Ha, doğal ne der jump bass? Tüngül düşer bu mal satınca. Tamam. Bir halı koyup da tüngül düşer bu, bıncıya bıncıya kakar düşer jump bass. Jump bass. Oyun bass. Yani oyun etmekte bir şeyi var, hüneri var. Bel. Bir neşatı var, bir bilicidir. Bu bel, meselede bel. Bilicidir. Oyun bass. Ha. Güzel. Bu da güzel konulardı. Ha, sözlerimiz bir de kar ile biten sözlerimiz. Kar ile biter. Ha. Sahtekar. Ha. Sahtekar. Hmm. Yani hayatı kardan geçipti. Bəli. Sahtadan geçip. Diyende sahtekar. Bu sahtekardı. Yani sahte yapmak onun karıdır. Karıdır. Ha. Sahtekar. Sifatıdır diye. Sahtekar. Mesela yazmışım bunları. Hapsını almışım. Haberle gelsin. Mesela işkar. Bizde de var. İşkar. Böyle. İşi kar etmek. He. Temahkar. Temahkar. Ha, temahta hayatı temahtı bunun. Temahkar. Bu sözler de almışam. Doğru. Bu karla biten sözler. Güzel. Ha. Bir başka sözümüz de var. Çeşitli sözler. Bu ne demektir? Çeşitli sözler muhtelif sözlerdi mesela. Bir kitapta almışam. Huruf ebcediyle elif ba cim dal. Mesela diğer kirsiye. Bizde bir kelime var Türkçemizde kirsiye. He. Kirsiye Arapçası bi'se bi'se yani bi'sel masir. Ha cehenneme. He. Biz diyarız kirsiye. He. Yoksa çeşitli sözler almışık mesela k harfinde aynen kınama. Kınama. Hı. Kınama onun siz mani. Kınama he. Nerede? Bazen askerden de lom etme mani. Lom özü de lomdu. Arapçası lomdu. Lomdu. Biz Türkçemizde kınama. Ben. Kınama mani. Doğru. Yani nakit etme mani, lom etme mani bir işi yaparım. Abudu. Yoksa ha böyle gelsin, bizde şey var, lecenden lencari. Lecen ayrıdı, lencari ayrıdı. Böyle. Lencari o davet kabıdı, o çinko kablar. Böyük. Böyük kablar. Böyle. Lencar, o ağır demirçadı, vapur duranda suyun başında kayıklar, o sefineler. Atarlasın. O demir atar mı, oca aparmasın özünü, üç başlı. İlişim. İngilizce diyorlar özünü angar. Hı. Biz yargı lencar. Mesela Kore'den kor. Kora nerede, kor nerede? Bu çeşitli sözler derdi. Böyle. Kora, o üzümdü. Yengi çıkanda yeşil üzüm. Muncuk muncuk. Adiden şu var orta yerinde oğlu. O kora üzümdü. Hmm. Ama kor, külün altındaki saklanan çöz ataştı. Hmm. Ha. Bir de o bize Celabi den Celabi. Celabi nerede, Celabi nerede? Celabi Arapçada Cemil ve Nehif, kurdana güzel. Güzel bir şey. Güzel. Buna Çelabi, Ahmet Çelabi, matalımız doğru, var. Doğru. Matalımız var, Ahmet Çelabi. Doğru. Yani bu Ahmet Çelabi güzel bir damıymış, kurdana güzel bir damıymış. Doğru. Efendi güzel kurdana. Ama Celabi nerede? Celabi pazar işi. Celab. Bu iş Celabi'di. Yani Türk iş. Türk iş, yani yolla vurma bir işti. Celabi gördü. Böyle. Bizde Cive'den Cive var. Hmm.
katmayalım bu sözleri. Ceva o arka çağdı diyerek Arap diye sakya cedvel hasar ceva su ceva arka ark, su ceva ark ark diyerek ne bela. Ama ceva Arapça diyorlar zaten zibak. Zibak. Biz ceva diyerek. O borsalarda o mihrarlarında altı o ceva. O cevadı. Biz onu vaktiyle kırmaya ve ısmaya katardılar kırmızı etin özüne. Bel, bel. Bir civa satılırdı pazarda vaktinde. Doğru. Özü madendi, sudu. Ağırdı. Ağırdı, çabalar sudu. Tutulmaz. Tutulmaz çabalar. Ha, doğru. O civanı kırmaya katardılar, yoksa ve ısmaya katardılar. Böyle. Kırmanı kırmızı ederdi. Bir damcı katardı özüne. Ha bizde var damla, damcı tıka. He. Bak farkına varmışız bunların. Bunları açıkla. Damla şey. Diyelim Arapçası katra. Gözüme iki damla akıt. He. Üç damla akıt. Damla, katra. He. Bu damla değil buna. Böyle. Ama diyende tika damladı, be sesli damladı tika. Ha. Mesela yağış yağır tıkıldırı. He. Sessizdi. Sesi var. O damladı, sesi var. Tık tık tıkıldırı diyerek. He. Bak sözden alıp tıkıldamak. He. Tık tık damladı, sesi var. Sesi var. İyi de sen sözü unutma. Bir malimiz var. Nardıvanın tıkır mıkır. O ayak sesidir. Sağdan solun da fark eder sesi. He. Bak nardıvanın elinde o sağ ayakından sol ayakın sesi fark eder. Tık, o tıkıldı. Tık, tık, mık, tık, tık. O tıkıldamaktır. Sesidir. Böyle. Sesi var. Tıkıl, nardıvanın tıkır mıkır en erken. Tıkır mıkır bu diye. Allah affetsin. Tık mık. Hazreti Nimet okuyordu bunu. Farkınızlar okuyor. 40'lar, 50'lerde, 60'larda okunup, 60'larda okunup. Doğru diyorsun. Damcı nerede? Damcı damla daha geldi, tıkıldamak da daha geldi. Damcı bir avuç. Doğru. Bir damcı su verirdi bana, şey, karlarımız diyelim. Bir damcı yani bir avuç su. Damcı avuç. Yarım bardakça olur. Ha, çeşitli sözü de var. Bak, bakar kapı zarından gözün kesmez yarına. Bir mahremiz var. He. Bakar kapı zarından gözün kesmez. Kapı zarı neydi? Kapı zarı neydi? Bakar kapı zarından zarı aradı. Zarı... Arapçadır perde. Böyle. Perde kelime Arapçadır, ammi Arabidir. Böyle. Kapı zarı bizde perdedir. Yani perdenin çekip bakır, bakar kapı zarından gözün kesmez yarından. Perde arkasından bakarım. Böyle. Bir de bizde kelime var karal. Karal nedir? Kara çadır, karaldan göz... Boyu silsin maraldan. Ne gamım var, ne derdim, sen beni saraldan. Çadır, kara çadır karaldan. Karal kelimesi cesi kilinden yapılı. Tüçü yok kil. Cesini kilinden yapılı. Arap der bir yetişi ar. Arapler kakalar bunun çadırı yaparlar. Buna su geçirdi, ne soğuk geçirdi, ne sıcak geçirdi. Kayındı da. O vaktan bizim bu memlekette 50'lerde 60'larda şelte yapardılar bu belediye amirleri. Haşı, oturanlar haşı dinlerden davar üzerine atardılar. O da şeydi. Karalıydı, karaldan şelte yapardılar. Tamam. Ha, su geçmezdi, ezilmezdi, teneke külden yok atardılar. O da karalıydı. İyiydi Yaşar Efendi, Hacbey'den şeyin farkı neydi? Bu indi dedi, atardılar davarın üzerine. Ha, davarın üzerine atarlar, o sersti. Altındaki kaltak değil özüne. Ha. Kaltak. Sert davarın belli yaralar. He. Demirdi. Onun sen evvel bir kilim terçi bir şey. Onun adı kaltaktı. Ha. Kaltak. Böyle. Ha. Onun adı kaltaktı. Serzin altında oğlu. Belini yaralaması. Belini yaralaması. O ayak taçı geçer özde iki demir içi. Onun adı üzenciydi. Üzenci. Üzenci. Onu, çok... Bir çeşitli sözler derdi. Kimse bilmez. Ha, çeşitli sözler derdi. Yaşar Efendi. Ha. Celak'ın çok güzel bir konuya Türkman dilinde çocuk dili. Tabii bizim milletimiz bundan çok haberdar derdi ha. Bizim çocuklarımızın bir dili var, siz bilirsiniz. Hiçbir dilde yoktu. Ne Arap kardeşlerimizde var, ne Kürt kardeşlerimizde, ne İngilizde var, ne Mesihide var. Biz Türkman halkının, uşağının dili var, bir has dünyası mesela var. Mesela, suya diyor umma. He. Ekmeğe diyor pepe. He. Azeye diyor cilişe diyor tette. He. Açmaca diğer pepe. Diğer pepe. He. Suya diğer umma. Suya diğer umma. He. Oturmağa diğer çiç ile çiç. He. He. El çeçe. He. Yemeğe ufa. He. Sıcaktı buv. He. Dişleme kız. He. Bu bir alemdi. Bir has dil değil. Uşakların, çocuklarımızın dilidir. Bu dilden hiçbir bir komiyete yok. Kızla, kızla yani dişle. Dişle yani. Dişle. He. Çiçeyle. Bir böyle bakıyorsan
et ile et vur özünü et ha. Et kelimesi. Bu best düşman Zözlan dilinde var, hiçbir dilde yoktu. Güzel. Bunu da almışım kitaba, takvim bir 50-60 kelimeydi. Güzel. Güzel bir dildi, bir ayrı dünyadı bu. Tabi bu konuları biz fazla açırtmak gerek. Tamam, doğru. Ama bizim vaktimiz yani bize şey vermez, tamam. Fırsat vermez. Yaşar Efendi iki konumuz daha kaldı. Eşi Tender Darman. Bizim eski evlerimiz, çoğuna indi bu dile malum dergi. Bizim eski evlerimizi almışım. Eski evlerimiz neden ibaret edin? Tek Beytuna, bilmem misafirhana, bilmem bir matbak, sıcak matbak, sağ matbak bu yok idi. Doğru. Cilerdi o eva havuçtan bir kapı var, tıkta kapı mihli. İçinde çilikten açardı gözünü, tıkta çilikten. Halakı da vardı, tapanı da vardı. Tapan darmada diyemektir. İndi darmada diyerek, o tapandı. Bari. Halak da geçmezdi çilikte, sonra frengisi vardı. Tamam. Biz indi kelon diyorlar İngilizce, o frengi dağıdı. Doğru. Frengi. Cilerdi o, resim öyüve şey geldi. Dör geldi. Dör herhalde hala Atabe yani misafirhanaya gitmeyip sen. Dör açıklıktı. Böyle. Ondan sonra Atabe'ye giresen. Atabe misafirhana diyerek. Böyle. Onda ki dayanacak oğlu. Duvarlarda tereca vardı. Kanşarda şikolat vardı. Evet. Lampalık vardı. Direkten hasirden yapılıptı. Böyle. Onun yanı aşağısında çok tane hazine vardı. Böyle. Bir kere şeyin de ismi. Hazine aşağıda olurdu. Hazine aşağıda olurdu. Çok yukarıda. Çok yukarıda olurdu. Narvanın çıkılırdı. Böyle. Bir sırhana da dörden vardı kapı arkaya. O sırhanaydı diğerdir. Evet, adı sırhanaydı. Ocaklık da yazılı olurdu. Ocaklık. Ocaklık yani indi diyorlar zaten matbak. Baba bizim dilimizde ocaklık var. Matbak nerede? O da yazılı olurdu. Doğru diyorsun. İşte dilimizde böyle, çok makayet olmak lazımdı. Yani ben acayip mukarlı, bazı kimseler yani Yaşar Efendi, şairin birisi televizyonda çıkıptı, söz edilip konuşup her kişi bakır özüne. Biz bir diğer kan her zaman diyor şair milletin aynası. Tabii ki. Yani değil, Bağdat'ta lücüne var idi, kelimetten lahine fahs ederdiler. Kelimetten? Bak hepsi Arapçadı. Yo yo yo. Ho o desin, kanakul lücüne Bağdat. Yo. İfhasun el kelimatul agal. Bitti Arapça salaş. O zaman hiç Türkmen'de salaş. Bağdat'ta komite var idi. Sözü bestane yoklardılar. Bak efendim. Bak ne güzel dilimiz var. Hiç öz dilimiz danışmıyor. Ben öyle konumuzdaki atıklayayım milletim için. Arkadaşlar, halk, şiir, halk dilinde şiir koriyet yazan, bunu üzerime yazın, bu benim fatvamdı. Yazın üzerime bunu. Halk dilinde şiir yazan, koriyet yazan, kırmızı çizgidi ecnebi dili girsin içine, yabancı dili. Halk koriyatı, koriyatımız halk dilinden yapılıptı. İçine kelimet arabi girtmek kırmızı çizgidi. Sırf halk dilinde kırmızı çizgidi. Ayrı yabancı dil girmez. İlla dilimizde yeriyenler. Mesela ne ter ki? Pırtıkal, kalem, dünya, zeytun. Bunları yeriyipti bizde. Bunu girdebilsen. Bir de harda girdebilsen. Olar hariç dini bir şiir yazırsa, dini bir şiir, o bir dini bir koruyat, onu Arapça girdebilirsin. Şu Kur'an-ı Kerim'in dilidir. Bir de Meneloz'a girdebilirsin yabancı dilini. Takıf Finoz gözlüğü. Ha. Mesela yandım televizyon elinden. Bak bunlar televizyon, Finoz, bu marka, bunlar bunlar girli. Meneloz'a girli. Diniye de Arapça kelimeler girli. Ama sırf haklıydan koruyatımıza kırmızı çizgiydi, bunu yazın üzerime. Bu koruyatımızda, halk şairimizde ne kadar içinde eski söz olsa o kadar güzel. Bazacıydı. Bazacıydı. Yani baharatı da, heyli de, duzu da. Yaşar Efendi, konumuza dönelim. Dönelim. Eveşici dedik, derdermanla. Derderman bizde, mesela karayatağı var, kanzavanza var. Valla eliflavanzayım. Kanzavanzayım, hiç eliflavanzayım. Ben bir dilim var, bir kelimem var, bir sözüm var. Yemin hiç Arapçaya dönmem. Yani şimdi benim dilimin neydi? Bir ayıp var dilimde. Karayatağ. En güzel karayatağ, kanzavanza. Mesela şey, adı batmış. Bir şey o meselesinde bazı yerler diğer sıçan oynarız. Anlatmasın saratan hastalığı. Böyle. Biz diğer adı batmış. Köylerimizde diyorlar sıçan oynağı. Yani bir şey var meselesi var bunda da. Doğru. Bu hastalıkları hepsini almışım. Güzel. Ayak kanaması, Arap diğer devali. He. Devali, damarlar yazıya çıkar. Bunlar hepsini tüçman zalsı, hastalıkları hepsini almışım. Dermanları da almışım, bitkileri. Böyle, böyle. Kıyır çemberdi, sarı köktü, sarı güldü. Bunları hepsini almışım. Bu dermanlar tüçman adları ki var içlerinde. Bu dermanlarda Türkmen adları var. Böyle. Hepsini almışım. Bir hastalık da var Yaşar Efendi. Ölet. Koturluk.
Kotırlık. Ölet de var. Arapçası cerab değil ona. Cerab değil, ha, doğruysa. Bir de ölet hasarlığı. Ölet de var. Taun. Ölet tutsun özlerini. Ya eskiden bunu bedai derdiler. Derdi ölet tutsun özlerini. Ben hepsini alışayım kitapta. Valla özü zengin bir kitaptı. Yani ben bunu ne için eski Türkçe yazdım özüne. Yeni Türkçe yazmadım. Acı bir müşküle var bizde Sirvan Efendi. Yani yeni Türkçe'nin görenlere tamam. Kitap dersin, kitabı yana atırlar. Sen kimi... Yaşar Efendi, vaktimiz tabii çok darlaşır. Bir konumuz kalıptı da, onda çok kısa aslında. İnsanın yaşına bağlı sözler. Çok kısa. Bizim Türkmen halk dilinde, bakarsan yeniden oldu, diğer gözüne bala. Hala karında adı bala diyerek, çıkandan da sonra bala diyerek, kucağı alında çörpe diyerek. Kucak konuda çörpe sahibi. Çörpe. Diyorsan orvadın kucağında bir çörpe uşağı vardı. Demezsen bala uşak, çörpe uşak. Böyle. Bak, bala, çörpe, sonra uşak geldi. Sonra oğlanıya kız geldi. Sonra azab geldi. Arabizası azab. Ya zahal. Zahal geldi. Sonra genç geldi. Ondan sonra diğer, yani bu hapsini almışım kişilerde. Sonra geldi. Kamal. Kamal geldi. Sonra yaşlı adam geldi. Sonra ihtiyar geldi. İhtiyar bak mesela, burada bir küçük böyle açıklama. Kamil demek Kamil'den yani aldı. Kamil'den alınıp her yani şeyi bişip, tamam bişip bişip her şeyi tamamdı. Yaşlı girip ömrüne tamam. İhtiyar yani ölümün hayatı becerim bakar yani. İhtiyar, ölümün hayatı. İkisinin arasında. Hapsine, bunlar da kitabı almışım. Tamam. Yaşar Efendi tabi yönetmen kulağıma değil. Yılmaz Özeddin Adiye'de bir de çok teşekkürlerim. Arapçasını özü aldı bu kitapta. Kitabın özü aldı. Özü aldı. Arapçada maşallah kabiliyeti var. Bir Türkmen edebiyatının bunca kabiliyeti var Arapçada maşallah. Maşallah maşallah. Allah saklasın. Tabi Arapça savcısının çok güzel olan adam. Hatırlamaz. Çünkü olur. Şeydi. Yani mesela dedik biz şimdi mesela semaattan şeyin arasında Arapçada yani koyarsan hani farkını bilirsin. Şansı olan bir kitap ellerde gel. Zencinde bu var. İnşallah çok. İnşallah. Bir neçə dörtlük alağın sənə? Bir neçə dörtlük alağın. Hə, niyəli. Nə niyək sənə? Uzun yolu qoşusan, uzun yolu qoşusan, görmüsən, yox işisən, uzun yolu qoşusan, görmüsən, yox işisən, düşmə zaman arayca, demədim toquşusan, hədi edim yer indi gəl, hədi edim yer indi gəl, dərd bıqazam indi gəl, hadi dedim yer indi gel, dert bıgazam indi gel. Gece gelse ölmüşem, hiç olmazsa kindi gel. Hadi dedim yer indi gel, yaralar irindi gel. Hadi dedim yer indi gel, yaralar irindi gel. Cavur cavura kıymaz ne iman, ne dindi gel. Güzel. Hadi dedim yer indi gel, hadi dedim yer indi gel, dert bir dağcı bindi gel. Dermanım yanıvdadı, dertlerim bilindi, gel. Güzel. Hadi yedim soltan cevlim, cet yara yaltan cevlim. Güzel. Hadi yedim soltan cevlim, cet yara yaltan cevlim. İnadından düşmedi, yıkıldı altan cevlim. Güzel. Yaşar Efendi, yönetmen kulağıma değil, vaktimiz zarlaştı. O nene şairin çıkış saatleri de bizden. Nene şiirine de senden alalım. Nene şiirine, inşallah. Asayin lütfen bir beş dakika daha verse o bize. Çünkü koreklarımız kalbini isterler bizden. Tamam canım. Yorgun nenem. Yorgun nenem, bal yattı sen yatmadı, mani kucaktan atmadı, kan da yukuya satmadı. Nene evin diragi sen, dör atabanın bagi sen. Bağırdağını bağlardı, Leyla balamla yığlardı. Bağırdağımı bağlardı. Leyla balamla yığlardı. Öz ürəci udağlardı. Nən evin dirəqisən, dör atabanın bəqisən. Ah deyəsəydim deyərdi o ah. Ah deyəsəydim deyərdi o ah. Gidək İmam Əhmədə qalq. Yeşilini boynuva tax. Nən evin dirəqisən, dör atabanın bəqisən. Haraş oldum ardıncaydı. Haraş oldum ardıncaydı. Ne yoruldu, ne de caydı, sadece kartı ucu konzaydı. Ne evin dirayı sen, dör atı benim belki sen. Güzel. Fark etmezdi oğlan kızı.
Terk etmez mi oğlan kızını? Ay yürüdü ne kırmızı, ne halde mi yetirdi bizi? Nene oğlum dragi sen, bir atabanın belgi sen. Güzel. Yorgun idi o gündüz gece. Yorgun idi o gündüz gece, aparsam da seni haca. Sütün hakkın verim nece? Nene oğlum dragi sen, bir atabanın belgi sen. Ayağın altı cennet. Ayağın altı cennet. Önce öpsem etmem minnet. Fevde o faizdi. Dergi sinnet. Nereye un dergi sen? Dur ate benim belgi sen. Senden sonra direkt düşer. Senden sonra direkt düşer. Diken yanar ürek bişer. Saat uzun yetim yaşar. Ne evin dragi sen, dur atabanın belgi sen, dur atabanın belgi sen. Ağzına sağlık. Sen beni de coşturdu Yaşar Efendi. Özü de heyecanlandı, beni de heyecanlandırdı. Çok güzel yazıpsan özünü. Gerçekten yani nene hakkında güzel şeyler ifade edipsen. Nene evin dragidir. Her şeyi konuya alıpsan. Çok sağ olasın. İnsan neneden yetim olur? Yaşar Efendi bir konumuz var, o da benden demişim her vakit isterler özünü karşılıklı koruyatlar. Oğlum. He. Kerkük üzerine bugün kerkük konumuz. Yani, oğlum. Çünkü geçen haftanın üzerine koruyat aldık. Ben Hazreti Mehmet'e kerkük üzerine. Sen başla. Oğlum ben başlayayım. He. Kerkük derdini çekerim, senin için ter tökerim. Kerkük derdini çekerim, senin için ter tökerim. Her de adı gelende, her de adı gelende baş ağrıyıp diz çökerim. Mavudur ancak kerkük, mavudur ancak kerkük. Hana ahancı kerkük, yat senin için gam yemez. Türkvandır dengi kerkük. Sokakları yoklarım. Yadı tapsam oklarım, gülü verim bilbile, ben kerkiyi koklarım. Gezdim kerkü gerbili, gezdim kerkü gerbili, dost kadrini o bili. Beni sorun Türkmen'den, dağdan gelen ne bili? Seslenin Türkmen sesi, seslenin Türkmen sesi kör olsun pis nefesi. Bir kuş dili bilmezse kal özür kırk kafası. Bu yolda can koymuşuk, bu yolda can koymuşuk, her şeyi yan koymuşuk. Rakıblar üreğine kerküşte kan koymuşuk. Baksam kaldım açarım, kelepçeni açarım. Baksam kaldım açarım, kelepçeni açarım. Kerkük bağlayayım beni, zincir olsa kaçarım. Dostan dost karı kerkük, dostan dost karı kerkük, yanar yer üstten kerkük. Kurt gitti, çakal geldi, doldu virustan kerkük. Kerkük sensen birincim, kerkük sensen birincim, muncuk sedefim incim. Güneşimde eslerim, çölgevde Allah'ım dincim. Mısalla koruya kala, mısalla koruya kala, Türkmandı Türkman kala. Bizi kerkük sahabi, bin yadı sallığı yola. Kerkük adı çok şandı, kerkük adı çok şandı, Türkmanları gök yandı. Nefti başın belası, torpağı da kirşandı. Hani kerkük kanları? Hani kerkük kanları, yıkıldı dört yanları. Bu dil için kanın töken, hiç kurumaz kanları. Kim yatıp vazgeç ondan, çağır göz oyanları. Çok sağ ol Yaşar Efendi. Tabii vaktimiz çok sıkıştı. Sağ ol. Saniye yönetmenden de çok memnunum. Bize sağ de vaktimizden fazla verdi. Yaşar Efendi, tabii senin burada armağanı var. Her program bizim değerli avukatımız Ömer Muhammed Yargoza, avukat Ömer.
misafirlerim için bir güzel saat hazırlar. Bu hafta da senin kısmeti var. Bu güzel saati getirip en iyi günleri de kullanırsan özünü. Bu sana varmağını da teşekkürlerimizi bildiririk Ömer Efendi'ye. Avukat Ömer'den çok çok teşekkürler ederim. Böyle basit bir şeydi ama benim rakımda büyük bir şeydi. Memnunum özünü teşekkür dost, ederim. Dostu bir kozdan istersin, o da puç olsun. Tamamdır. Bizim eskiden bir böyle sözlerimiz var idi. Doğrudur. Ben her vakit, biraz önce de dedik, vallahi bizim çok zengin dilimiz var. Makayet olun, bu dile makayet olun. Ha, Allah. Bakın Yaşar programın evvelinde bir söz dedi. Dedi, 200 söz var, ha onların etrafında dolanırız. Ama belki de bizim 2000 sözden fazlamız var. Onları unutmuşuz. Onları unutmayalım. Her vakit, inşallah bu kitap çıkandan sonra zannedersem çok faydası bulunu insanlarımıza. Yaşar Efendi'me senden çok memnunum. Aynen, çok teşekkür memnunum. Ederim senden. Bizi kırmadı, geldi programımıza. Bu hafta yani programımız gerçekten edebi programıydı. Doğru. Edebi program diyenler yani biz istemiyoruz. Biz şiir olsun, koryat olsun. Doğru. Edebiyatın konuları çoktu. Düz yazıdı, şair de affedersin. Mataldı, mataldı, setme sözlerdi. Mesela piyas yazmaktı. Piyas yazmaktı, atasözlerimizdi. 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 Olaya dayanan koreyatlarımızdı. Bunlar hepsi edebiyata bağlıdırlar. Bu hafta biz yani güzel bir konu aldık edebiyattan. Çok sağ olasan. Çalışmaları da sana üstün başarılar dilerim. Sağ ol, ben de sana memnunum. O ekibinden de memnunum. Çok sağ, sağ olasınız, var olasınız. Sağ ol. Değerli aziz seyircilerimiz, böylece bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Sizlere kalın sağlıktan demezden önce ben programı hazırlayan ve sunan Sirvan Saçuz'un ve sayın yönetmenim Ahmet Kasım'ın bir de bizim programda sesimizi bu güzel biçimde sizlere yetiren arkadaşımız Mustafa Gazi, o da yeni gelmiş bizim yanımıza. Ona da başarılar dilerim. Her kimin emeği geçip yayındaki arkadaşlarımıza saygım, selamım. Sizi de bu bize bakan gözünüz ağırmasın. Gelecek program başka bir edebiyatçıyla buluşuncaya dek hepinizi Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıkla.